YouTube kanalıma hoş geldiniz. Vizyon dışı önerilerimde bugün sizlerle dün Rotterdam Film Festivali'nde uluslararası premierinde izlediğim Fly the World ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Thomas Clay aslında Ecstasy of Robert Carmichael ile dikkat çekmişti ama şiddete yaklaşımıyla da aslında hani bu konuda hani nabza göre şerbet verme noktasında eleştirilmişti. O sebeple de aslında o günden bu yana hani çok fazla proje almamasına da şaşırmamak lazım. O günden bu yana bir film çekebildi. O da çok yankı yaratmadı. Burada üçüncü filmini izliyoruz. O filmindeki aslında hani finalde şiddeti gösterme, o zamana kadar yabancılaştırıcı bir atmosferle biraz Haneke ile bağlantı kurma veya Amata Escalante'nin ilk yıllarıyla bağlantı kurma, minimalist bir şekilde bağlantı kurma noktası vardı. Fly the World'da da aslında şiddeti, cinselliği o kadar fazla göstermiyor ama ekstasinden daha fazla gösteriyor. Fly the World sanki 17. yüzyılda Fenelly adlı bir karakterin gözünden akıyor ve onun erkek egemen dünyaya karşı gelmesine ele alıyor. Feminist westernler daha önce 1954'te Johnny Guitar'da John Crawford'un etkileyici karakteri iz bırakmıştı. O dönemlerde Rancho Notorious gibi, The Outlaw gibi filmler vardı. Sonrasında Even Cowgirls Got the Blues, Bad Girls gibi filmler izledik. Mix Cut Off vardı, Keeping Room vardı. Son 10 senede de böylesi filmler vardı ama bunlar iz bırakmadı açıkçası. 2010'larda Western filmlerine bakacak olduğumuzda Lisandro Alonso'nun Olgunluk Dönemi başyapıtı, Jauja'nın ardından Fenelly Delivered'ı ikinci sıraya yerleştirebiliriz. Ve Tarantino'nun hani klasikleşen dünyasına da onun yaptıklarına da fazlasıyla karşı çıkabiliyor. Ve Tarantino'nun hani yaşlandığı bir devirde gerçekten müthiş bir western, lezzetli bir western filmine imza atmış. Filmin aslında başlangıcından itibaren McCabe ve Bayan Miller gibi bir atmosfer var. 1970'lerin revizyonist western alanında ilerleyen ve Peckinpah usulü feminist western yapma üzerinden ilerleyen bir yapıt var. 35 mm çekilmiş 2.35-1'de ve zoom objektif kullanılmış. Zoom objektif de filmin fazlasıyla yapısını eklektik hale getiriyor ve karakterleri de hani gerçek anlamda net bir şekilde hani klasik üst açı, yakın plan, orta plan gibi noktalara uzanmıyor. Çok yakın ve yakın planlar arada devreye girebiliyor ama böylesi bir yaklaşım var. McCabe ve Bayan Miller'ı sanki Peckinpah çekmiş izlenimi yaratıyor. Böylesi bir koreografi arzusu var. Bir Wild Bunch etkisi var mıdır? O tartışılır ama gerçek anlamda revizyonist bir western yaratmaya çalışmış yönetmen ve başroldeki oyuncu gerçekten müthiş. Charles Dance da onun eşi olarak ve büyük oranda hani onun intikam alma arzusunu tetikleyen karakter olarak gerçekten çok iyi. Ona Freddie Fox gibi, Tanya Reynolds gibi oyuncular da eşlik ediyor. Ve büyük oranda da burada izlediğimiz aslında hani Witchfinder General, 1968'de Vincent Price'ın Cadavı filmi. Ondaki karakter sanki Fenelly'de feminist bir yere açılmış ve onun kız kardeş gibi Fenelly karakteri. Ama feminist western dünyası da bunu yaşatıyor. Bu anlamda da aslında fazlasıyla ilginç etkiler üzerinden ilerleyen ve bu noktada da aslında hani işin içine folk horror'u da sokan bir yapıt. Esas hedef Anadolu Hülya sahneleri de devreye sokarak zaman zaman Valerian Borovchik'in gerçek üstücü yaklaşımla akla getiren bir noktaya uzanıyor ve western hani 17. yüzyılda geçse de hani gerçekten o yüzyılda mı geçiyor, zamansız bir dünya mı var, ondan çok emin olamıyoruz. Bu anlamda değerli bir film ve cinsiyet eşitsizliğinin ayyuka çıktığı bir dönemde de gerçekten maço kültüründen, erkek egemen kültürden intikam alma anlamında değerli bir noktaya açılıyor ve Maxim Peake gerçekten hem gotik bir hava katıyor, hem gerçek üstücü bir hava katıyor, hem ezilen bir şekilde bunu evle alıyor ve klostrofobik bir şekilde de bizi 17. yüzyılda ışınlamayı beceriyor ve gerçekten bu durumda filmin çarpıcı ve rahatsız edici olmasına alan açıyor. Tarantino'nun zinde olmadığı günlerde Thomas Clay İngiltere'den Gaspar Noé'nin, Tarantino'nun veya Haneke'nin şubesine dönüşecek bir şekilde filmi noktalıyor ve şiddeti aslında çok öne çıkarmasa da ki bir tane iddialı gerçekten grup seks sahnesi var ama o da filmde bir noktaya oturuyor. Ve şiddeti gerçekten eleştiren, şiddet karşıtı bir noktaya ulaşan ve günümüz toplumunda da şiddet karşıtlığını fazlasıyla öne çıkaran bir yapıt. Dorowski'nin işleriyle, El Topo ile belki Sam Peckinpah'ı kesiştiren bir noktadan karşımıza çıkıyor.
Ve bu anlamda da revizyonist bir feminist western'e dönüşüyor. Kafa yapan anları da var ve bunu fazlasıyla dikkat çekici bir noktaya taşıyor. Thomas Clay ekstaside kaldığı yerden devam ediyor. Benim Fahrenheit Delivered'a puanım 10 üzerinden 7.8. Sizin Fahrenheit Delivered'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.